mesai müeydeler de artacak. Bazı hayvanların uyutulma söz konusu diyorlar ama bu konuda herhalde tam bir uzlaşma sağlanmadı. Neler olacak? Mesai müeydeler noktasında nasıl bir artırma olacak? Tabii değerli arkadaşlar. Tarım Orman Bakanlığı'nın Çevre Şehircilik, İçişleri ve Adalet birlikte bir taslak çalışması yapılmıştı. Bu taslak çalışması meclis grubumuza da intikal ettirildi. Milletvekillerimiz bunu elbette ki değerlendireceklerdir. Şunu söylemek istiyoruz. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Özellikle hayvanları koruma kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları koruma ile ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu. O komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda bir takım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları koruma kanunu, evcil hayvan, sahipsiz hayvan, bu tür tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor. Ama diğer yandan da özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek de arttığını görüyoruz. Ölümlere yol açan, çocuklara saldıran, yaşlılara saldıran, trafik kazalarına sebep olan durumlar söz konusu oluyor. Bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere düşen görevler olacak, bir takım kurumlarımıza düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekecek. Efendim, inşallah. Ne zaman gelecek? Ne zaman meclise sevgilecek? Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O tabii ki milletvekillerimizin değerlendirilmesine mahsus bir durum. Efendim, teşekkürler. Orada uyutma konusu tartışılıyor peki. Öyle bunlar mecliste tartışılacak konular arkadaşlar. Yani nasıl bir çözüm bulunacak? Bunu hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şu an herhalde bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Kimlerle görüştünüz? Liste çok kabarık. Şunu söyleyebilirim. Gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, hatta yurt içinde, yurt dışında vazife yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileler, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyoruz. Peki bu uyutulma ile ilgili şu anda düzenlemede en çok... Ortada bir tasarı kesinleşmiş bir şey yok. Teklif var. Konuşulacak. Komisyonda konuşulacak. Onun başkanlığını malumunuz Tarım Komisyonu'nun başkanlığı yürütecek. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Onların tamamını grup başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonu'nda birçok partinin temsilcisi var. Orada konuşulacak. Cumhurbaşkanımız girmek üzereymiş. Oraya da Tarım Komisyonu'nun başkanına da vereceğim. Orada tartışılacak, konuşulacak. Ortada kesin bir şey yok henüz. Cumhurbaşkanı'na bir sunum yapılır mı? Sonrasında yapılır. Bakanlar kendi aralarında yapmış olmalılar. Tamam. Dört bakanlık. Teşekkür ederim.